olarak, çevre belediyelerle ilgili başkan olarak o sıra açıklamamızı okuyacağım. Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği 34 belediyenin üye olduğu bir birliktir. Ve tümünün onayıyla, katkılarıyla bu basın açıklamasını okuyorum. Kaz Dağları dünya mirasıdır. Talan edilemez. Ormanlık alanlar bulundukları ülkelerin çok önemli zenginlikleri olup tüm canlılar için vazgeçilmez nitelikler taşır. Bunun en önemli örneği Kaz Dağları'dır. Ülkemizin en güzel coğrafyası olan Biga Yarımadası'nın güneyinde yer alan Kaz Dağları barındırdığı tarihsel, kültürel, ekolojik ve ekonomik değerleri nedeniyle yeryüzünün en özgün yaşam kaynaklarının başında gelmektedir. Kaz Dağları bu bölgede yaşayan yaklaşık 1,5 milyon insanın, bitkilerin, yaban hayatının, meraların, tarım alanlarının en önemlisi de su kaynaklarının sigortasıdır. Ancak doğal etkenlerin yanı sıra bacalarından zehir çıkan termik santraller, resler, esler ve madencilik faaliyetleri efsaneler diyarı güzel dağlarımızı taşıdığı değerleri olumsuz yönde etkilemektedir. Özellikle madencilik adı altında sürdürülen altın işletmeciliği faaliyetlerinin bulunduğu yöreler yaşamsal tüm süreçleri yok etmenin eşiğine getirmiştir. Bunun en son ama en tehlikeli örneği Kirazlı'da yaşanmaktadır. Çanakkale ilimizin Kirazlı köyü Balaban mevkiinde Kanadalı bir şirkete verilen izinler nedeniyle birliğimiz ve Çanakkale Belediye'miz olaya müdahalede bulunmuş ve Çekoğlu Rahmani Müdahale için 2013 yılında dava açmış, Danıştay 2014 yılında Çekoğlu'nun kararını iptal etmiştir. Ancak Danıştay yeniden görüşülmesi için dosyayı yerel mahkemeye, yerel mahkemeye göndermiş, yerel mahkemenin aleyhimize karar vermesi üzerine Danıştay'a itirazda bulunmuştur. Ve ikinci süreç devam ediyor. Proje sahası, Çanakkale'nin tek içme ve sulama suyunu sağlayan Atikisar Barajı'nın hemen üzerindedir. Bu da bize içme suyumuzun kirleneceğini göstermektedir. Kaldı ki çıkarılan cevher, aynı bölgede kurulacak siyeden havuzlarında işleneceği için kirlenmeden öte içme suyumuz zehir saçacaktır. Bu durum Çanakkale ve civarında yaşayan başta insanlar olmak üzere tüm canlılar için büyük tehlike arz etmektedir. Su, yaşamın olmazsa olmaz en önemli stratejik bir kaynağıdır. Ne acıdır ki ülkemizin her yerinde su kaynakları kirletildiği için milletimiz su fakiri konumuna düşmüştür. Önümüzdeki 15 yıl sonunda iklim değişikliği nedeniyle küresel ısınma tüm şiddetini etkisini arttıracak, sıcaklık ve kuraklık sonucu birçok canlı türünün yaşamı tehlikeye girecektir. Yakın gelecekte böylesine büyük bir felaketi göğüslemek için Çanakkale'nin Atikisar Barajı'ndaki tatlı suya mutlak ihtiyacı vardır. Çocuklarımızın geleceği için baraj havzasında üretime gerçek altın, geçecek altın madenine izin veremeyiz. Çünkü bu faaliyet Çanakkale'de yaşayan tüm canlıların su